Merhaba değerli izleyenler, ben Mehmet Abak. Bugün 19 Ağustos Dünya Fotoğraf Günü. Fotoğraf deyince insanların aklına birçok şey geliyor ama aslına bakarsanız fotoğrafın anlamı ışık yardımıyla iz bırakmak. Tam olarak bu Yunanca bir kelime zaten. Osmanlı'da ateş yazması demişler değerli izleyenler. Yani Osmanlı zamanında fotoğrafın adı ateş yazmasıymış. Ayrıca kılık ve yaçın şeklinde de kelimeler kullanılmış yine fotoğrafla ilgili Osmanlı zamanında. İlk fotoğrafsa öyle çok yüzlerce yıl değil ama 200 yıl civarında bir süre önce 1826 yılında ilk fotoğrafın ışığa duyarlı levha üzerinde kalıcı görüntüler elde edilerek oluştuğu varsayılıyor. Fotoğrafın ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili çeşitli teoriler var ama en kuvvetli olanı bu. Bunu söyleyelim. 1826 yılında ilk fotoğraf ortaya çıkmış diyebiliriz sanırım. Tarihi kaynaklara göre. Bakalım Milas sakinleri fotoğraflarla ilgili neler düşünüyorlar? En çok hangi tarz fotoğrafları seviyorlar? Ve unutamadıkları fotoğraflar neler? Fotoğrafları aranız nasıl, çekmeyi ya da çekilmeyi seviyor musunuz? Çok severim. Genelde ne tarz fotoğraflar çekiyorsunuz ya da çekiliyorsunuz? Genelde doğa fotoğrafları çekilmeyi daha çok seviyorum. Doğa olması daha güzel çünkü insanların dikkatini çekebiliyor yani. Peki unutamadığınız bir fotoğraf desem? Unutamadığım fotoğraf Ankara'ya gittiğimdeki fotoğraf olabilir herhalde. Çünkü o anı tekrardan yaşamak, içgüdüsü falan oluyor ya insanda. Onu yaşamak çok farklı bir şeydi. Yani o aslanlı yolda yürümek çok çok farklıydı. Anıtkabir ziyareti. Evet, Anıtkabir ziyaretiydi yani. İkimizde de fotoğraf makinesi var. Marka model? SLR. Birisi Canon, diğeri Fuji Sisman. Ne tarz fotoğraflar çekiyorsunuz? Doğa fotoğrafı. Her tarafı çekebiliyoruz ya. Her şeyi çekebiliyoruz. Peki unutamadığınız bir fotoğraf desem? İrem'le beraber, kızımla beraber öğrende çektiğimiz fotoğraflar var. Onlar çok güzel. Sen neler söylersin? Ben de fotoğraf çekmeyi genellikle çok severim. Telefonu fotoğraflarla dolu. Kamerada bir sürü fotoğraf çekiyorum. Öyle. Senin unutamadığın fotoğraf, çektiğin, çekildiğin ya da başkalarına ait. Babamla fotoğraf çekildiğim, doğa fotoğraflarım telefonda duruyor, öyle. Fotoğraf çekmeyi ya da çekilmeyi seviyor musunuz? Hayır. Niye? Bugün Dünya Fotoğraf Günü. Vallahi hiç şeyim olmadı ya, fotoğrafla alakam olmadı. Bir de fotoğrafta fotojenik olmadığım için de pek hoşuma gitmiyor. Ondan dolayı. Peki unutamadığınız bir fotoğraf desem? Kendinize ait olur, başkasına ait olur, ünlü birisine ait olur. Unutamadığım bir fotoğraf desem, Peri Bacalar'ın fotoğraflarını unutamıyorum, evet. O Ihlara Vadisi'ndeki Peri Bacalar'ın resimleri, onları unutamıyorum. Çekmeyi ve çekinmeyi seviyorum. Öz çekim mi? Yani aynen öz çekim. Unutamadığınız fotoğraf desem, kendinize ait olabilir, başka birilerine, ünlü birilerine, unutamadığınız fotoğraf. Unutamadığım. Daha çok böyle deniz kenarında çekilenler veya denizin böyle gün batımına doğru olan fotoğraflar. Onlar yani. Bugün Dünya Fotoğraf Günü. Fotoğraflar aranız nasıl? Çekilmeyi, çekmeyi seviyor musunuz? Sevmiyorum. Peki gençliğinizdeki fotoğraflar büyük bir ihtimalle siyah beyazdı. Doğru söylüyorsun. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Onlar bir anı ya, güzel bir şey. Güzel bir şey. Peki unutamadığınız bir fotoğraf var mı? Var tabii, hatıra olarak. Anamızın, babamızın şeyler var, hepsi var. Onları ömür boyu saklıyoruz. Ben çok seviyorum ama oğlum sevmiyor. Oğlunuz fotoğraf çekmeyi sevmiyor. Nasıl fotoğraflar çekmeyi seviyorsunuz daha çok? Ben doğa. Ben doğa aşığım. Peki unutamadığınız bir fotoğraf desem? Unutamadığım bir fotoğraf giden şelalesi. Çok iyi değil aslında yani. Niye? Fotojenik bir insan olduğumu düşünmüyorum. O nedenle de aynen. Aran iyi değil. Aynen. Çok da böyle yani fotoğrafla pek meraklı bir insan da değilimdir. Çok seviyorum ve sürekli de çekiyorum yani fotoğraf, evet. Ne tarz fotoğraflar çekiyorsun? Ne tarz? Genelde kendimi çekiyorum ben. Öz çekim. Evet. Yani güzel bulduğum şeyleri çekiyorum aslında. Peki unutamadığın bir fotoğraf? Unutamadığım bir fotoğraf yok. Evet yani fotoğraflar çürür gider ama önemli olan insanın aklında
kalandır yani. Evet değerli izleyenler, görmüş olduğunuz gibi Milas sakinlerinin bazıları fotoğrafı seviyor. Bazıları ise fotojenik değiliz, o nedenle fotoğrafla hiç alakamız yok diyor. Kiminin ise fotoğraf makinesi var, özellikle doğa fotoğraflarını çok seviyor. Unutulmaz fotoğraflar arasındaysa özellikle Anıtkabir ve tabii ki Aslanlı Yol başı çekiyor.